Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim ayva reçeli. Tam bir vitamin deposu arkadaşlar. Şimdi kış aylarında tam da mevsimi. Eğer yapmak isterseniz bir de benim tarifimle reçel yapmanızı tavsiye ederim. Evet, çekirdekleriyle birlikte tam bir vitamin deposu. Gerekli olan malzemelerimiz. Ben 1 kilo 400 gram ayva kullandım arkadaşlar. 1 kilo şeker, 1 su bardak su, tatlı kaşığı ucunda limon tuzu ve ayvanın çekirdekleri. Reçelimizi yapmaya öncelikle ayvayı kabuklarını soymayla başlıyoruz. Kabuklarını soyduğumuz ayvaları da su dolu limon sıktığımız bir kabın içerisine alıyoruz. Bu işlemi yapıyoruz ki diğer ayvaları soyana kadar soymuş olduğumuz ayvalarımız rengi kararmasın diye. Ve ortasındaki çekirdekleri de arkadaşlar bu şekilde çıkartıyoruz ve onları kesinlikle atmıyoruz. Daha sonrasında kullanacağız. Nasıl kullanacağımızı da sizlere göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi çekirdeklerini bu şekilde içinden çıkartıp ayıracağız. Evet, çekirdeklerini bu şekilde çıkardık ve ayırdık. Şimdi en önemli püf noktası arkadaşlar. Çekirdekleri bu şekilde bıçakla keselim. Ayıralım. Bu ayvamızın, ayva reçelinin rengini verecek ve jölemsi bir kıvam elde edeceğiz ayva reçelimizde. Bunu yapmamız çok önemli. Mutlaka bıçakla bu şekilde keselim. Evet. Suda beklettiğimiz ayvaları şimdi tek tek çıkartacağız ve küp küp doğrayacağız. Eğer bu şekilde küp doğramak istemiyorsanız rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada tercih tamamıyla size kalmıştı. Ben küp doğramayı tercih ettim. Ayva reçelini ben düdüklü tencerede yapacağım arkadaşlar. Çok daha kısa bir sürede reçelimizi elde edeceğiz. Doğramış olduğum ayvaları düdüklü tencereme alıyorum. Daha sonra çekirdeklerini de kıymıştık ya, onları da hepsini tamamını içine koyuyorum. 1 kilo şeker de ilave ediyorum. Ve üzerine de 300 ml bardak ile 1 bardak su ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatacağım. Evet, şeker eridi gördüğünüz gibi. Şimdi düdüklü tencerenin kapağını kapatacağım arkadaşlar. Havası çıktıktan sonra 10 dakika orta ateşte haşlamaya bırakacağım. 10 dakika haşlanan ayvalarım daha sonra düdüklü tencereyi açtığımda gördüğünüz gibi müthiş rengini almış olacak. Kesinlikle içerisine gıda boyası kullanmadık. Hiçbir katkı maddesi kullanmadık arkadaşlar. Sadece ayva ve ayvanın çekirdekleri. Çekirdeklerinin bu kadar güzel renk vermesinin sebebi de çekirdeklerini kıydığımız için. Evet, kıvamı bu şekilde ilk etapta. Ben biraz daha katı kıvam istiyorum. Bir yaklaşık 10-15 dakika daha orta ateşte kaynattım. Daha sonra tatlı kaşık ucunda da limon tuzunu ilave ettim. Limon tuzu kullanmak istemezseniz 1 yemek kaşığı limon suyu da ilave edebilirsiniz içerisine. Reçelimizin olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Kaşığımızı batırdıktan sonra en son damlaları tutunarak akacak. Eğer tutunarak aktıktan sonra kıvamı olmuş demektir. Artık ocağımızın altını kapatıp kavanozlara reçelimizi doldurabiliriz. Bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar kıvamını. Gördüğünüz gibi en son damlalar tutuna tutuna düştü.
Evet, rengi de şahane oldu. Kesinlikle içerisinde gıda maddesi, gıda boyası hiçbir şey katmadım arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika değil mi? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sakın kıvamını çok sulu demeyin. Bu sudan eser kalmayacak. Çünkü soğuyunca çok güzel jölemsi bir kıvam alacak. Ayva çekirdekleri jölemsi bir kıvam vermeye özelliğine aittir. Kıydığımız için, çekirdeklerini böldüğümüz için o jölemsi kıvamı verecektir arkadaşlar. Daha sonrasında sizlere videomun sonunda göstereceğim. Evet, sıcak sıcak ben kavanozlarımı hemen doldurdum ve kapağını kapattım. Bu şekilde soğumaya bıraktım. Evet, reçellerimi kavanozladım ve tencerede kalan ayva reçelini de tabağıma aldım bu şekilde. Gördüğünüz gibi kıvamını size göstermek istedim arkadaşlar. Rengi de şahane, kıvamı da harika oldu. Soğuduktan sonra bu akıcılığını kaybedecek ve jölemsi bir kıvam alacak. Bunu da sizlere biraz sonra göstereceğim. Ertesi gün devam çektim videoyu. Soğuduktan sonra. Evet, soğumuş hali arkadaşlar. Akşam çektiğim için birazcık karanlık çıkıyor maalesef ve kamerada çok zoom yapıyor. Netleştirmede sorun çıkarttı. Net bir görüntü almaya çalıştım sizlere. Evet, gördüğünüz gibi kesinlikle akıcılığı komple gitti ve jölemsi bir kıvam oldu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, isterseniz tereyağı ile, isterseniz krem peynir ile müthiş bir kahvaltılık ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Hatta ayva reçelini ben reçelleri genelde yoğurt üzerine sos olarak da kullanıyorum, tatlandırıcı olarak. Kesinlikle o tatlı yoğurtlardan almıyorum. Sizler de yoğurtları reçellerle tatlandırarak yiyebilirsiniz. Hem daha faydalı ve daha vitaminli. Evet. Şimdi sizlere kahvaltılık bir tabak da göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde yemeğe hazırdır. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diliyorum. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürlerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca kanalımda kışlık tarifler, farklı reçel tariflerim, bulabilirsiniz. Turşu tarifleri, sirke tariflerim, birçok menü tarifleri kanalımda mevcuttur. Bir göz atın derim. Kanalıma abone olmayı, zil sesini de açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.